video konusunda çok kez açıklama yaptım. Yiğit video gelecek mi? Ne olacak falan filan yayınlardan izleyebilirsiniz. Ama yayınlarda işte 1,5 saatlik yayında açıkladığım kısmı bulmamanız falan filan zor olur belki. Artık bir video düzeni yok. Canım istediğinde atacağım, istemediğinde atacağım. Bu aralar canım sıkkındı. Ve Andrew Amerika'dan geldi falan filan. Ve bir video çekeyim dedim aslında. Çünkü bir sürü yani bunun detayı var. Bir sürü bir detayı var. Anlattım daha önce yayınlarda. Detayları şu anda size aktaramam. Çünkü bu videonun konusu o değil ve bu konuyla ilgili bir video çekmem. Her yayında açıklıyorum ve her mesaj atana da cevaplamaktan birazcık yani yoruldum. O yüzden kısaca YouTube'daki son yayınıma gidip yaklaşık 20. dakikasında falan açıklıyor olmam lazım yani. Neden video atmadığımı, kanalı neden bıraktığımı falan filan. Ama ara sıra tabii ki böyle videolar atarım. O konuda rahat olabilirsiniz. Bugün bir deste inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz deste bu. Fighter Ace. Bunu bana Andrew getirdi Amerika'dan. Daha bu sabah gittim yanından aldım. Andrew'yu bilmeyenler de bu şahıs. Kendisi yani bu kanal ilk açtığımda da vardı. Biraz yamuk. Yarım saatte video yamuk çekiyormuş. Yani şu an bile hatta biraz yamuk. Ama neyse editte biraz daha düzeltirim ben bunu. Andrew bu kanal ilk açtığımda da vardı. Bütün videolarımı beraber çektik. Şu eski videolarımda kameranın arkasında duran sarışın çocuk kendisi. İşte gelirken bana böyle bir hediye getirdi. Ben de hani zaten kanala video atmıyordum. Video isteyenler vardı, en azından bir deste incelemesi atayım dedim. Hadi o zaman bir deste inceleyelim. Evet, kutusunu önce bir inceleyelim birazcık. Hatta size yakından bir fokus atayım şöylesinden. Gerçekten dizaynı harika. Renklerine falan bayıldım zaten. Her... Ve işte... Aircushion Finish Made in USA seal var. Aslında çok farklı değil çoğu. Bicycle destesiyle aynı dizayna sahip. 2020 yapımıymış. Açıkçası şunu söyleyebilirim açarken. Destenin güzel, handling'i güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Neden bilmiyorum aslında, bir ön yargı bu ama genelde yani böyle desteler, böyle derken de neyi kastettiğimin tam olarak ben de farkında değilim ama böyle destelerin handling'i çok güzel oluyor ki şunu tutamıyorum. Neden? Ne oldu lan? Aa, tuttum, tamam. Şöyle. Ambalajının alt kısmını yırtmak istemiyorum. Neden bilmiyorum. Belki ileride çıkartırım. Şimdi seal'ını açalım. Bu arada ışığa karşı çekiyorum da bunu. Maalesef ışığa karşı çekmek zorundayım çünkü şu an siz net bir şekilde görebiliyorsunuz desteyi ama ışıkla beraber çektiğim zaman deste durmadan şununki gibi parlıyor. Maalesef o yüzden birazcık kötü bir ISO ama böyle bir şey yapmam gerekiyor yani. Ve çok güzel bir reklam kartı beni karşıladı. Beklemiyordum. Bu herhalde yeni nesil bicycle'ların reklam kartı bu şekilde. 2020 basımı olanların. Gayet güzel. Tabii ki her deste olduğu gibi açar açmaz önce bir desteyi koklamamız gerek. Koku testinden sonra artık desteğe bakabiliriz. Çok güzel. Klasik bir tasarım var. Renkler biraz da ön planda. Flat renkler kullanılmış biraz daha ve... Bayıldım. Burada bir double card çıktı. Hiç beklemiyordum. Güzel oldu bu. Ace of Spades nerede? Ha, Ace of Spades. Oo. Çok güzel. Hatta sizin için biraz daha şöyle netlemeyi deneyeyim. Tamam. Bayıldım. Şu alttaki mutlaka bir şeyi sembolize ediyordur. Altta sayılar var. Alttaki sayılar mutlaka bir şey anlatıyordur ama şu an ne oldu hakkında fikrim yok. Videodan sonra bir bakmam lazım. Onun dışında handling tahmin ettiğim gibi gerçekten güzel. Bayağı keyifli bir handling'i var. Ve borderları biraz ilginç. Bir bakayım. Aynen. Düşündüğüm gibi. Aslında borderlı bir deste ama border yokmuş gibi düşünebilirsiniz yani. İki kart olarak düşündüğünüz zaman border var ama border beyaz olmadığı için herhangi bir double card'da falan belli olabiliyor. Özellikle sizin daha rahat anlamanız için. Desten arasına koyduğum zaman
Bakın destenin ortasında bir çizik var. Görüyor musunuz? Beyaz bir çizik var. Şu çizik demek işte. Kartlar belli oluyor demek. Yani kartın border'ının olması bir şey ifade etmiyor demek. Ama onun dışında gerçekten Cardistry için çok uygun bir deste. Hatta deste gelirken bile yani şey, şu Cardistry yaptığın zaman bir desteyle bir süre sonra böyle bir hal alır ya. Ne deniyor buna tam bilmiyorum. Yani deste normalde düzken, kullandıktan sonra biraz daha kartlar eğimli olur şu şekilde ve deste direkt o şekilde geliyor. O yüzden hani böyle koyduğunuzda bile belli olabiliyor. Demek istediğim daha rahat anlıyorsunuz. O açıdan çok sevdim. Cardistry için çok uygun. Onun dışında size birazcık hareket falan yapayım biraz. Desteği görün. Bu aralar biliyorsunuz hepimiz evlerimize kapandık. Ve yine belki yani video atabilirim bu aralar. Evde canım sıkıldığı için ve Enduro da var yanında. Ah ah. Biraz eski günleri iade etme amaçlı Enduro ile böyle bir şey yapabiliriz yani. Videolar gelebilir kısaca. Niye alamıyorum ya? Aldım. Okey. Yani desteği bir bicycle olarak değerlendirdiğimiz zaman yani şu ana kadar gördüğüm en kaliteli bicycle'lardan size onu rahatça söyleyebilirim. Bir American Flag, bir de bu deste. Gerçekten bayağı güzel desteler. Evet. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Yurt dışında oturuyorsanız da Enduro'nun Walmart'tan aldı. Öyle. Söyleyebilirim sizlere. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Sonra görüşürüz hadi. Bay bay.